Çek koçanlarını mı almışlar bir tek? Benim çekmecemdeki yövmeyleri de almışlar. Görüyor musun hali? Tekin Bey ortadan bir kayboldu. Düştüğümüz hale bak ya. Öğrendiğinde kıyamet kopacak. Ya kopsun zaten. Kopsun da yer yarılsın, içine girelim. Sadu. Ha? Telefonu okutalım mı? Yok, beklesin şimdi. Dikkat çekmeyelim. Ama siz o koçanların üçünü dördünü falan saplayın gitsin. Ama paraya dokunmak yok ha. Neden? Çünkü Kenan'ın Mustafa'ya göndermediği, yollamadığı parayı ben vereceğim. Ya ne vereceksin? Kırışalım gitsin. Oğlum olur mu lan? O paradan gelecek faiz ayı kadar. Şimdi Kenan'ın kafa kız yüzünden durdu tabii. Bize nasip oldu yani olay. E bizim para ne olacak? Oğlum vereceğim lan, vereceğim. Allah Allah, kaçmıyoruz ya. Vereceğiz. Allah Allah. Refik Hanım nerede? Refik oğlum, insan önce bir selam verir. Ya kafam kaldı. Adamlar ortalığı talan etmişler. Tekin Bey'in odasına da girmişler. Çek koçanları, yevmiyeler, ne var ne yok hepsini almış aç köpekler ya. İnanamıyorum, her yer darmadağın olmuş. Almadık bir şey bırakmamışlar. Tekin'in telefonu güvenli bir yere sakladın değil mi? Fabrikada, Tekin'in odasında. Çekmecede kilitli duruyor. Özellikle aradığınız bir şey mi var? Yok. Bittik biz. Tamamen bittik. Tekin'in telefonunu almışlar. Hangi telefon? Sinan, sağda müşerki yerde durur musun? Sinan mı? Senin ne işin var Sinan'ın yanında ya? İpek sen neredesin? Ya boş ver şimdi, onu anlatırım sonra. Ne demek Tekin'in telefonu yok? Kim almış? Fabrikanın her yerine girmişler. Ne var ne yoksa da götürmüşler. Telefonu da satarız diye çaldılar herhalde. Bilmiyorum, ne yapacağız? Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Bunu sonra düşünürüm. Tamam, kapatıyorum şimdi. İpek! Neredeymiş? Bilmiyorum. Kenan, fabrikayı kim yaktı, kim talan ettiyse bulmamız lazım. Bulacağız, söz veriyorum. Sen o işi bana bırak. Sen kimsin ya? Polis misin, bekçi misin, nesin benim başıma? Sürekli burnumun dibinde bitiyorsun. Kiminle konuşuyormuşum, nereye gidiyormuşum? Bak arkadaş, senin yüzünden, o kocan yüzünden ben her an hapse girebilirim. O yüzden sorularıma cevap vereceksin. Tekin Mali'nin yanına gitmediğini de ispat edeceksin. Mecbursun. Ben hiçbir şeye mecbur değilim, tamam mı? Rahat bırak beni. İpek ne yapıyorsun? İpek nereye gidiyorsun? Taksi! İpek ne yapıyorsun ya? Bir dur, ne yapıyorsun? Bu ne bu hareketler böyle? Değilsin demedim ki. O zaman. Aa, şöyle dur. Dur, 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 dur. Ver bana. Dinlen. Düşün. Neyi düşüneyim? Kızına koyacağın ismi düşün. Tamam. Cemal Bey. Ufuk,
Cahide'den haber var mı? Yetişemedim Cemal Bey. Ne demek yetişemedim? Ben sana hemen çıkacaksın demedim mi? Onun yerini öğreneceksin demedim, yetişemedim ne demek? Bana bak, şimdi neredeysen gideceksin, akşama kadar Cahide'nin yerini bulup bana öğreneceksin. Yoksa seni gerçekten parçalarım, anladın mı? İpini çekerim akşama kadar. Abi. Ne var? İlacınız. Neredesin sen? Gülistan, sen neredesin? Sana en çok ihtiyacımın olduğu zaman da sen neredesin? Annemi gitmiş. Ölüyordu. Ölüyordu. Çilem ölüyordu. Bebeği kaybediyorduk. Nasıl vereceksin hesabını bunu bana? Ben... 24 yıldır adımını takip ettiğim kadını kaybettim ben. Senin yüzünden. Şimdi defol git nereye gidiyorsan. Defol git. Cemal Bey. Defol git. Özür dilerim. Cemal Bey özür dilerim. Ben bilseydim gitmezdim Cemal Bey. Defol git. Cemal Bey özür dilerim. Ben bunca yıldır ne istediyseniz yaptım. Hep gözünüze baktım. Cemal Bey. Ne olursunuz. Ne olur. Cemal Bey affedin. Çilem'in bir dediğini iki etmeyeceksin. Ne istiyorsan bir dediğini iki etmeyeceksin. Defol çık git şimdi. Defol gözüm görmesin. Ay Cahide, Allah'ıma bin şükür olsun. Bugünleri de gördüm ya. İnşallah darısı benim kuzucuğumun başına yavrum beni. Az kaldı. İnşallah 2 seneye yanında olur. İnşallah. Neyse ben senin odanı hazırlayayım da sen şöyle bir uzan. Yok sen hiç oda falan hazırlama. Ben zaten birkaç gün kalıp gideceğim. Şöyle şuraya uzanıveririm. Aa yok olmaz öyle şey. Sen bir soyun dökün bir rahatla bir dinlen var. Tamam abla. Kalamam. Ay niye ne bu acele? Daha kızlarını bulacağız hediyelerini vereceğiz. Kızları bulmayacağım. Onların yanına gitmeyeceğim. O ne biçim laf öyle? Kızların yanına gitmem demek Cemal'in buraya gelmesi demek. Atabatasıca. Ay bir düşmedi yakandan ya. Ne yapacaksın peki? Bir iş bulup İzmir'den gideceğim. En kısa zamanda. Nereye gideceksin ki? Cemal'den uzak neresi varsa oraya. Çilem Hanım, Cemal Bey olanları anlattı. Sana o kadar çok seslendim ki. Anneme gitmiştim. Ya en ufak bir yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünsem hiç yalnız bırakır mıyım sizi? İyi tamam. Tamam üzme kendini sen de. Geldi geçti işte. Bugün çok güzel bir haber aldım. Öyle mi? Evet. Bir kızım olacak. O yüzden bugün beni hiçbir şey üzemez. Ben bahçeye çıkmak istiyorum. Yardım eder misin? Elbette. Ayakkabılarım şurada. Teşekkürler. Thank you.
Aç mısınız? Yok yok, değilim. Ama çayından içerim. Hemen hazırlayayım. Cemal Bey'le görüşecektim ben ama. Kendisinin haberi var mı geldiğinizden? Yok. Ama haber verirseniz çok sevinirim. Kim diyeyim? İpek ben. İpek Gencer. Buyurun. Burada bekleyin. İpek Gencer mi? Evet Cemal Bey. Al, salona al. Ufuk, bu İpek Gencer'in bana borçlu olduğunu öğrenme ihtimali var mı, mümkün mü? Yani işte müvekkil adı dosya üstünde falan görmüş olabilir mi? Bir şey içer misiniz? Yani su alayım sadece. Teşekkürler. Cemal Bey. Buyurun oturun. Evet, sizi dinliyorum. Aslında tanımadığım insanlarla böyle beklenmedik görüşmeler yapmak çok adetim değildir. Kusura bakmayın. Heyecanımı da bağışlayın, yani ben ilk defa ailemden birini görüyorum. Yani gerçek ailemden. Anlamadım. Ailemden derken ben hayatımda sizi ilk defa görüyorum. Abiniz Mehmet Karalar'ın kızıyım. Benziyor muyum ona? Ya da anneme? Ya siz beni böyle inceledikçe ben daha çok heyecanlanıyorum. Yani beni de anlayın, ben onlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum, yani hiçbir fikrim yok. İşte bir oradaki birkaç fotoğraf var. İşte bir de siz. Aslında her şey bir anda oldu. Ben bir gün bir mektup aldım. Sonra da işte çorap söküyor gibi ilerledi. Kardeşlerimi buldum. Sonra işte bu dosya esrarengiz bir şekilde elimize ulaştı. Sizin isminizi de orada gördüm zaten. Ve karşınızdayım. O halde hikayeyi de biliyorsunuz. Anlamadım neyi? Annenizin ailemizi nasıl mahvettiğini, abimi nasıl öldürdüğünü, sizi nasıl terk ettiğini de biliyorsunuz demek. Ben... Yani kendimi sizin yerinize koyuyorum da.
İnsanın kardeşini kaybetmesi gerçekten çok kötü bir şey. Benim söylerken bile içim acıyor. Bir de üstelik bunu annemin yapmış olması. Ama tabii onu da bilmiyoruz ki gerçekten yaptı mı? Evet, haklısınız. İnsan hiçbir zaman bir şeyden %100 emin olamıyor. Mesela siz karşımda oturup konuşuyorsunuz ama doğruyu söyleyip söylemediğinize emin olamıyorum ben. Evet. İpek Hanım, diyelim ki siz doğru söylüyorsunuz. Diyelim ki benim gerçekten yeğenimsiniz. Apaçık söyler misiniz? Neden buradasınız? Çünkü benim yardıma ihtiyacım var ve sizden başka gidebileceğim kimsem yok. Kimsin sen? Ne işin var burada? Tam olarak ne kadar biz paradan bahsediyoruz? Gülistan! Tamam, bağırma. Gülistan! Sakin ol, tamam. Sana bir şey yapmayacağım. Merak etme, gidiyorum. Hey! Kimsin sen? Ne işin var benim evimde? Uzak dur kızımdan. Sana bir şey yaptım. Hayır, değil. Ya sana inanmıyorum ya. Senin ne işin var burada? Yok işte Tekin, yok. Tamam, kusura bakma, özür dilerim. Oldu mu? Derhal evimden defolun. Buyurun. Kimdi onlar? İçeri geçelim, anlatacağım. Kızım dedin bana. Kızımdan uzak dur dedin. Çünkü insanların seni kızım olarak bilmesini istiyorum. Neden? Çünkü oyunun kurallarını ben koymak istiyorum. Burası Okan abi. Güzel. Ne olur Efik? İpek Hanım nerede? Ortalık yıkılıyor, hanımefendiyi bulamıyoruz ya. Çıktı, evde değil. Nereye gitti? Ne bileyim nereye gitti? Allah Allah. Ne yapacağım ben şimdi? Adamlar para bekliyor. Ben kaldım bir başıma. Ya nereye gittin? Nereden bileyim ben Refik? Gitmem lazım. Çıkacağım ben. Hadi görüşürüz. Ararım seni. Allah'ım ya. Herkes ne kadar gamsız. Buyur kardeş. Kime bakmıştın? Ben Çile Makan'ı arıyorum. Ben derken kimsin yani? Bir arkadaşı. Adını söyle, adını. Gördüğümde arkadaşını aradı derim. Beyefendi, çok pardon, isminiz neydi? Refik. Refik. Refik Bey, uzun bir yoldan geldik. Beklemeye tahammülümüz yok. İnanın Çilem Hanım için de önemli bir olay. Yani bizi buluşturursanız size minnettar olacaktır Refik Bey. Allah Allah.